Dördüncü ayın dördünde biz Vakıflar Genel Müdürlüğü Sinan Bey'e gittik. Randevu talep ettik. O da bizi kabul etti. Sağ olsunlar nezaketleri için. Biz orada görüşme yaptık. Ve biz Meydan Camisi'ne talip olduğumuzu, Uluslararası Ravza Derneği olarak biz oranın sponsorluğunu yapacağımızı, bütün masrafının, maliyetinin derneğimiz tarafından karşılanmak üzere ihya ve inşaatına talip olduğumuzu söyledik. Sinan Bey de kendisi aslında biz ana merkezdeki camilerimizi vakıflar olarak biz yaparız. Ama maalesef geçen yılki depremden dolayı 260 tane deprem bölgesinde yıkılan tarihi eserimiz var. Devletimiz bütün yoğunluğunu oraya verdi. Biz oraları ayaklandırıyoruz. Onun için o 11 vilayetin dışındaki tarihi eserlerimize şu anda yatırım yapamıyoruz maalesef. Bundan dolayı da biz sizin bu teklifinizi kabul ediyoruz dediler. Ve biz 4. ayın 4'ü 2024 yılında sponsorluğu karşılamak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü ile tarihi bir imza yaptık finansörlüğü hususunda Meydan Camii'nin. Meydan Camii'si biliyorsunuz 460 yıllık Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1564 yılında inşa edilmiş Sivaslı Kara Hasan Paşa tarafından inşa edilmiş bir mabedimiz, tarihi bir mabedimiz. Haziresinde Sivas'ın 3 şemsten biri olan Şemseddin Sivasi Hazretleri var. Kaddesallahu sırru. Ve hakikaten çok yıpranmıştı. Yani gidenler bilir, duvarlardaki sıvalar dökülüyor. Çok ağır bir, kesif bir nem kokusu var. Tarihi eser bir risk içerisindeydi. Hatta dökülen sıvaları kapatmak için plastikten köpüklerle duvarlar, hepiniz görmüşsünüz, kapatılmıştı. Çok acil gecikmiş bir tadilatı vardı. Biz buna talip olduk. Yaklaşık 30 milyonu bulacak bir maliyeti üstlendik. Biz hiçbir şekilde ihaleye girmiyoruz. Çünkü dernek olarak ticari bir hesabımız yok. Ticari bir talebimiz yok. Yani bir inşaat firması değiliz. Biz ticaret yapan bir firma değiliz bir kere. Biz STK'yız. STK hayır işlerinden başka bir şey yapmaz. Bizim öyle bir ticari bir hiçbir kaydımız, hesabımız yok tarihimizde 12 yıldır. Bu haseple, bu niyetle imzaladık ve daha sonra Sivas'a da gelince de Ocaklar firmasının alt bir firması olan Artnorm'la biz yine 4. ayın sonunda protokol imzaladık. Ve Burak kardeşimiz de Artnorm'un sahibi olarak sahasında uzman kardeşimiz olarak da birçok tarihi eseri ihya etmiş Ocaklar İnşaat ve Artnorm bu kardeşlerimizle ehil ekipler tarafından inşa edilmek üzere bütün inşaatın imarı, ihyası, tadilatı, tamiratı kendi ekipleri tarafından yapılmak üzere de biz bir sözleşme imzaladık. Alt yüklenici olarak Artnorm'la. Her şey şeffaf, her şey resmi, her şey hukuki. Uluslararası Ravza Derneği'nin orada hiçbir maddi finansmanını karşılamaktan başka bir iradesi yok. Dahli yok, fiili yok. Sadece inşaatı dışarıdan izliyoruz ve ne harcama yapılıyorsa fatura karşılığı resmi kanallarla ödemelerini yapmaktayız. Bununla alakalı maalesef bazı siyasilerin ve bazı art niyetli kişilerin işin iç hususunu idrak etmeden kamuoyunu yanlış bilgilendirmeleri ve zehirlemeleri hususunda muzdaripliğimiz oldu. Onlarla alakalı biz basın açıklaması da yaptık. Allah razı olsun, yayınlandı genel manada. Biz o kişilere de her türlü saygımızı, ihtiramımızı gözeterek bir araya gelmeye her zaman hazır olduğumuzu söyledik. Diyalog eksikliğinden kaynaklandığını ifade ettik. Sivas'ın eserini Sivaslılarla beraber sahip çıkmaktan daha doğal ne olabilir? Yani eserimiz yıkılacak hale gelsin, bir gane mi kalalım? Ve Sivas'ta yüz binlerce STK var. Türkiye'de yüz binlerce STK var. Sivas'ta 860 tane STK var. İşte o 860 STK'dan bir tane Uluslararası Ravza Derneği çıkmış ve elhamdülillah yurt dışında faaliyet gösteren, Gazze'ye başta olmak üzere
faaliyet gösteren uluslararası 22 STK'dan biriyiz. Bu Sivas için bir övünç kaynağı. Bu Uluslararası Ravza Derneği'nin kendisinin de başarısı değil. Bu Sivaslı yiğidoların başarısı. 100 binin üzerinde bağışçımızın bizi desteklemesi. Almanya, Fransa, Hollanda başta olmak üzere bizim yiğido kardeşlerimiz çok civanmert, çok cömertler. Madem diyorlar Sivas'tan böyle bir STK çıkmış, biz de yiğido STK'mızı destekleyelim diyerek çok büyük hayırlara katkı veriyorlar. Büyük katkılar veriyorlar.